Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Risale-i Kutsiye dersimizden dördüncü baba geldik. Der beyan-ı akaidi fi hak subhanehu la şerikelleh ve la misaleleh. Benzeri ve ortağı olmayan Hak Subhanehu Hazretlerinin hakkındaki itikadın, inancın beyanı. Allah-u Teala nasıl bileceğiz? Tarikat bize şeriatımızın bahsettiği şekilde, emrettiği şekilde, beyan ettiği şekilde Allah-u Teala'yı bilmek, ona inanmak, ona kulluk etmeyi emreder. Zaten onun için çalışır. Ayrı bir şey değil. Şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat. Şeriat yoksa tarikat yok. Sırf tarikatla uğraşsa bir adam, şeriata bakmasa zındık olur. Sırf şeriatla uğraşsa, tarikatı inkar etse sapık olur. İkisi beraber olacak. Çift kanat yani. Kamudan bil ganidir zat-ı yezdan, münezzehtir hulülden veç-i subhan, girişmez aklı fikri idrak-ü imkan, kadime hadis olmaz muttasılca, yürü candan geç bakka gidelim, cemali bâ kemâle seyredelim. Kamudan bil ganidir zat-ı yezdan, bil ki Allah'ın zatı tüm ihtiyaçlardan ve her şeyden beridir. Münezzehtir yani. Meleklerden, insanlardan, yıldızlar, dünya, günü her şeyden uzaktır. Münezzehtir. Hiçbirine ihtiyacı yoktur. Ayet-i Kerime dersine ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza can damarından daha yakınız. Bize bizden yakın olduğu halde hiçbir şeye ihtiyacı yok. Münezzehtir hulülden ve sübhan. Mevlamızın zatı hiçbir şeye, herhangi bir şeye hulul etmekten münezzehtir. Hulul bir şeyin içine sirayet edip girmek demektir. Sütün içine ne yapıyorsun? Şekeri atıyorsun. Çayın içine şekeri atıyorsun. Süngerin içine su mesela giriyor. Buna hulul deniyor. İşte Allah-u Teala aleme böyle hulul etmez. Herhangi bir şeye böyle hulul etmez. Bir şeye hulletse onunla kaim olacak. Ona muhtaç olur. Dolayısıyla bu Allah'ın şanına vacib-ül vücut olan zata yakışmaz. Zıttır. İrişmez aklı, fikri, idraki, imkan. Mevla Teala'ya onu anlamaya akıl, fikir, idrak, anlayış, imkan şu mahlukatın hiçbirisi ulaşamaz. Bu varlık içinde olduğumuz müddetçe biz mahlukuz. Mümkünattanız. Allah-u Teala vacibül vücuttur. Hiç arada alaka yok yani. O yüzden bu şekilde ona ulaşılmaz. O kendi tarafından kendisini bize tanıtırsa, nasıl tanıtırsa o şekilde tanıtır. Anlayacağımız şekilde. Yani mümkünat bu alem varlığı yokluğu eşit. Olsa olurdu, olmasa olurdu. Ve varlığı kendinden değil. Vacip Teala ise varlığı kendinin zatından dolayıdır. Onun zatı zaten vaciptir. Onsuz olmaz. Adamı ateistmiş de değişmiş, mümlemiş, is. Ya ne olursan ol. Sıkıştın ama Allah diyorsun ya. Daha ne konuşuyorsun? Hiçbir kimse inançsız olamaz. Ters inançlı da o ters inançtadır. İnanç mutlaka olacak. İnsan onsuz olamıyor ki. İnançsızlık da başka bir inançtır da. Mezhepsiz olmaz ki adam. İlla bir mezhep olacak. Beşinci mezhep, altıncı mezhep, yedinci mezhep, sapık mezhep. Demek ki akıl fikir idrak ona ulaşamaz için kadime hadis olmaz muttasılca. Kadim Allah'tır. Hadis biz sonradan olmuşuz. Dolayısıyla hadis olan bir şey kadim olan zata bitişemez, yaklaşamaz. Güneşe yanaşabilir misin? Erir gidersin. Güneşe yanaşamıyorsun ya onun sahibine. Lennel hadise izâ kurine bil kadim. Çünkü hadis olan şey kadim olan zata biraz yanaşsa lem yapka lehu eserin ondan bir eser kalmaz. Yok olup gider yani. O halde yürü candan geç bakka gidelim cemali bakem maalesef. Dolayısıyla canından geçmeye razıysan yanıp kül olmaya razıysan o zaman yürü Mevla'ya git. Razı değilsen o zaman otur nereye diyor. Kabe Kavs'e erişince varır gelir gemiler. Kabe Kavs yani yay ve bir yay gibi düşün. O tabirdir ayette.
Sıfat ve zat ya yani. Musa evvelna'nın bahrına herkes gemi salınmaz. Evvelna daha yakın. O deryalara herkes gemiyi salamaz. O deryaya dalmak için can terkin vurmak gerek. O deryada dolaşmak için diyor canını terk etmen gerekiyor. Can terkini vurmadan o deryaya dalınmaz. Ya. Canını bırakmadan, her şeyini vazgeçmeden Mevla'nın deryasına dalamazsın diyor. Estağfirullah. Kâbe kavseyn ebednâ. O kadar ki iki yay arası kadar yanaştı yahut daha az kaldı. İnsan bir gemi, aklı, yelkeni, fikri, dümeni, kullan gemini göreyim seni. Ya. Bizim kardeşimiz bunu çok söyler. Muhal yokluk ana varlık sıfatı, vücutla nispet olmaz sır zati, vücuttur zatının mutlak sıfatı, hemen zatıyla sabit sır zati, muhaldir zatına yokluk gidelim, cemali bakimale seyretelim. Muhal yokluk ana varlık sıfatı, Mevla Teala Hazretlerine yokluk imkansızdır. O daima vardır yani. Varlık onun sıfatıdır. Varlık onun sıfatıdır. Vücutla nispet olmaz sır zati. Mevla Teala'nın zatının sırrı, zatının sırrı, o varlığının sırrı, vücut sıfatıyla nispet olmaz. Ya. Mevla Teala varlık aleminin, vücut aleminin fevkindedir. Vücut derecesi sıfat derecesidir yani. Vücut, kıdem, beka, bunlar hep sıfat derecesidir. Mevla Teala'nın zatı ise onun da fevkindedir. O dereceye nispet olunmaz. Yani vücut sıfatıyla var demeyeceksin. Varlık kendindendir. Vücut, varlık onun sıfatıdır. Allah'ın varlığı vücuttur denmez. Allah mevcuttur denir. Yani Cenab-ı Hak var olmakta zatı ona yeterlidir. Zatıyla vardır. Vücut sıfatıyla değil. Ha. Sıfatı var ama, ilim sıfatı, kudret sıfatı var ama zatıyla var. Her zat. Vücuttur zatının mutlak sıfatı. Vücut demek ki Allah-u Teala'nın mutlak sıfatlarının bir sıfattır. O halde hemen zatıyla sabit sır zatı. Mevla'yı nasıl bileceğiz? Mevla Teala'nın zatının sırrı zatıyla sabittir. Mevla zatı kendi zatıyla sabittir. Başkasına hiçbir şey muhtaç değildir. Muhaldir zatına yokluk gidelim, cemali ve kemale seyredelim. O halde şöyle bileceğiz. Cenab-ı Hakk'ın zatına yokluk gelemez. İmkansız. Hep varlık. Cemali bakımları söyle. Öyle misin cemali söyle. Verav-ül ilm olup zatıyla mevcut. Misali yok. Odur Allah-u Mabud. Bu eşya cümle halik zati mevcut. Odur vacid, odur macid ve mevcut. Verav-ül ilmi dile Hakk'a gidelim. Cemali bakımları söyle. Şimdi bu beytler tarikatımızın büyük müşriklerinden İsmet Garvazileri. Büyük Şeyh Efendi ona yazdırılmış. Bakın başka tarikatlarda böyle Allah-u Teala'yı tanıtan, anlatan, itikada, akaide, Kur'an'a, sünnete tıpatıp uygun olan bir izah, bir şey var mı? Hikayelerle, kıssalarla, kerametlerle milleti avutuyorlar, şiş sokarlar, ne bileyim işte oturup çay içerler falan filan. Tasavvuf değil ki ya. Tasavvuf Mevla'yı bilmek, ona dost olmak ve ona kulluk etmek. Kulluktan uzak duruyorlar. Acı, ye, iç, yat, sohbetler, işte geziler, turlar, organizasyonlar falan filan. Şirket oluyorlar yani. Tasavvufu iyi bilmek lazım. Boşuna vakit geçirmeyelim. Cevherimizi, ruhumuzu boşa kullanmayalım. Verâvül ilm olup zatıyla mevcut. Mevla Teala ilmin ötesinde kendi zatıyla var. İlminden diyorsun Allah şöyledir, böyledir. O değil, o değil, o değil. Ondan öteye git. Misali yok. Odur Allah mabud. Benzeri yok. İbadet ondan Allah odur. Öz zat odur. İbadete layık olan odur. Misali yok. Eşi benzeri yok. Zıttı yok. Gecenin zıttı gündüz. Gündüz zıttı gece. Soğuğun zıttı sıcak. Böyle değil mi? Ama Allah'ın zıttı yok. Bu eşya cümle halik, zatî mevcut. Bu eşyanın hepsi helak olucudur. Ayet-i Kerim öyle. Ama mevcut olan sadece Mevla'nın zatıdır. Külü şeyin halikün lâveçe. Her şeyi yok, sadece zatı mevcuttur.
odur vacit, odur macit ve mevcut. Vücuda getiren o, ulu olan o, var olan o. Görüyor musun? Vacit, mevcut edici. Macit, ulu olan yüce, mevcut, var olan o. O halde veravül ilmi dile hakkı edelim. Mevla'yı ilmin ötesinde ara. Ki cemali ba kemale seyredelim. Mevlamızın kemal dolu olan cemali seyredelim. Yani sıfatlarda kalmayın diyor İsmet Garibah Büyükşehir Efendimiz. İlmin ötesine geçin. Orada bilakeyf olarak Mevla'yı talep edin diyor. Aşağılarda kalmayın diyor. Biz insanlar esma ve sıfat cüz'iyatının eserleriyiz. Ha. İsim ve sıfatların akseden nurlarından ortaya gelen varlıklarız. Cüzlerden her bir cüz, şahıslardan bir şahsın mebde-i tahyyünü oluyor, başlangıcımız oluyor. Arşın dışından bir nokta. Peygamberler ve meleklerin mebde-i tahyyünü ise bu hızırların aslı olan, yani külli olan sıfatlardır. İnsan ruhu bu gördüğümüz cesetle alaka kurmadan önce terakki edemez, ilerleyemez idi. Ruhlar aleminde kalmıştı. Kendine mahsus makamda, derecede bağlı ve mahpus hapsedilmiş idi. Bu cesede indikten sonra ona yükselebilme hassası ve kuvveti ölmüştür. Bir insan bu dünyada şeriatı tatbik eder ve tarikatı çalışırsa ruhu manen yükselir. Seyri sülük yapan kişi emir aleminin beş latifesinin, yani ruh aleminin beş latifesinin alemi kebirdeki şu kainattaki asıllarında seyre başlar. Bunları kat eder ve sonuna ulaşırsa imkan dairesini tamamlamış olur, arşa dayanır. İmkan dairesinden sonra bu beş aslın da aslı olan Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının zillerine, nurlarına kavuşur. Orada seyre başlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla esma ve sıfatının ziller dairesini de tamamlayan salik, esma ve sıfat mertebesine ulaşır. Yani isim ve sıfatlara. Oradan da birinci aslına, ikinci aslına, üçüncü aslına terakkiyede yükselir. Nihayet bütün basamaklar açınca Zat-ı Fak Sübhane'ye ulaşır. Ya Mevla Teala'ya giden yol var ama yürüyene tabi ki. Ya Rabbi o yolları aşma isteği sevgisi ver bizlere. Amin. Kim evinden hicret edip Allah-u Teala'ya gitmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için çıkarsa, yolda ona ölüm gelse, onun ecri mükafatı Allah-u Teala'ya aittir. Allah gafur rahim diyor. Yolda kalmaz, korkma diyor. Senin yolunu ben tamamlarım diyor Cenab-ı Hak. Yeteki gayet. Tamam. Bu manevi yol işte böyle. Latifelerden başlıyoruz. Latifelerimizi nurlandırıp, feyizlendirip, onların aslı olan aşın dışındaki aslına doğru gidiyoruz. O aslı bulduğu zaman ilk fena hali. Orası mebde-i taayyün deniyor o zillere. Onlara aslı olan isim ve sıfat makamına çıkınca velayetin merkezine geliyorsun. Hakkat-ı Muhammediye, yani velayet-i Muhammediye'ye geliyorsun. Ondan sonra onların aslıları böylece sıfat mertebeleri tamamlanıyor. Velayet bittikten sonra nübüvvet kemalatı miracın son noktası Mevla'nın huzuruna, sıfattan öteye zata ulaşmış oluyoruz. Ondan sonra geri dönüş, nüzul deniyor buna. Cenab-ı Hak bu seyir sülükü cümlemize tamamlamayı nasip eylesin. Efendimizin sağlığındayken tamamlamayı nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.